Tesis için gelmişsiniz ama görmemenizi tavsiye ederim. Yüzü ve bütün vücudu yanmış. Doktor. Göster. DNA testi istiyorum. Sibel nerede? Abi ne diyorsun sen? Biz kime ne yapabiliriz ki? Yalancı şerefsiz! Dur oğlum! Ne yaptın lan? Konuş lan! Tamam. Tamam konuş oğlum. Lan! Dur tamam, oğlum burası tamam. Yeri değil lan! Tamam. Lan! Ne yaptın? Lan ne yaptın? Tamam sakin! Lan. Sakin! Lan. Sakin! Kardeş! Kardeş! Hop! 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 Selamun aleyküm. Sana dedim. Allah'ın selamını verdik. Duymadın mı? Deme. Bana hiçbir şey deme. İki dakika. DNA raporları çıktı. Kardeş o. O. Yüzmece oğlum bunlar! Yüzmece lan! Ulan bunların hepsi sahte! Sahte! Sahte lan sahte! Sahte lan! Lan gelmişsin burada bana hikaye anlatıyorsun oğlum! Sibel ölmedi lan! Lan Sibel ölmedi! Sibel ölmedi lan! Gülüm yatıyor oğlum! Gülüm yatıyor lan! Sakin ol kardeşim. Bırak lan! Duydun mu abi? Sibel ölmedi diyorum! Kimse onun adını demeyecek! Sibel yaşıyor! Sakin ol. Bravo. Canım ciğer. Sakin ol kardeşim. Bırak lan. Yaşa. 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 Yaşa lan. Yaşa. Sakin ol aslanım. Sakin. Yaşa. Sırrı Bey şikayetini geri aldı. Acına hürmeten. Özür dile de bitsin bu tatsızlık. Lüzum yok. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Duydunuz komiser mi? Salıverin de biz gidelim artık. Peki gidin madem. Acınızı içinizde yaşamayı da öğrenin artık. Ah Sibel ah. Gün görecek çağlarda nasıl da gittik yürüyüzdüm. Bu kıza da yazık vallahi. Tam ablamı buldum derken ölümüyle sarsıldım. Sibel de Sibel yeter be. Sibel neden aşkına? Ne oluyor ya? Evet. Sibel öldü. Sibel öldü mü? Nasıl olmuş? Oksijen tüpü patlamış, kaza. Kaza mı? Sen söyleyeceksin kaza mı değil mi? Ne bileyim ben Gizem? Bak ben daha fazla bu evde duramıyorum, tamam mı? Benden istediğin her şeyi fazlasıyla yapmadın mı zaten ya? Soruna cevap veriyorum, orada kalacaksın. Şimdi işim var, konuşuruz. Nereye gitti gördün mü? Nereye gitti abi ben kimseyi görmedim. Hiç kimse boş ver. Abi haklıymışsın. Kanıtı bulduk. Biri hakkında bilgi edinmek istiyorsan ne yapacaksın? Çöpünü karıştıracaksın. Bizim pire var ya, kuru yemişçiden adamın aldığı pahalı içkiyi görmüş. Bundan tam 4 tane daha bulduk abi çöpte. Şişesi ne kadar biliyor musun?
500 lira. Ne yapar ayda? 15 bin lira falan yapar herhalde. Nereden buluyor bu adam bu parayı? Hem de maaşının yarısını muhtaçlara verirken. Ya nereden geliyor bu değirmenin suyu? Anlayacağız. Şimdi harekete geçebilirim. Bakalım neyin peşindesin. Oha. Ne işi var lan bunun burada? Demek hala ihanet ediyorsun. Bak hurdacı. Bu manyak herif kafasına koymuş beni öldürecek. Anla diyorum sana. Açığa çıktım. Hastanede görevliyi de öldürüp yerine geçtim. Kimse anlamadı işte. Sal gideyim buralardan artık. Kansız köpek. Kimin itisin? Toplanın. Konuşacaklarımız var. Gel gel amcaoğlu. Bizim de konuşacaklarımız var. Bu kız bize ihanet ediyor. Ya ne yalanından bahsediyorsun? Ne ihanetinden bahsediyorsun? Geliyor. Gel canım otur. Oyuz, Doğan kızın halini görmüyor musun? Ya biliyorum diyorum. Bu kız bize ihanet ediyor. Nereden biliyorsun lan? Kendi de ettiğin için mi? Ah yani... Sibel'in yerini söylersen canını bağışlarım. Sana Sibel hakkında diyeceğim bir şey var. Sibel yalvardı çok yapma diye. Canı çok yandı geberirken. Geberteceğim lan seni! Şimdi Ramon'un durumu an itibariyle belirsiz olduğu için bu nizam görevini Şerif alacak artık. Bütün nizamı mı yoksa itin kopuğunkini mi? Alayınınki Korkut. Alayınınki. Nezarete girip Ramo'yu buldu, nabzını ölçtü. Anlat bakalım Şerif, bir de senden dinleyelim ya. Vallahi öyle çok anlatacak da bir şey yok. Kafa yemiş yani. Sıyırmış. Karısının öldüğüne inanmıyor. Hepinize saldıracak. Bana da mı? Ramo is coming. Cehennemine hoş geldin Sibel. Bugün senin için çok zor geçecek. Ramo bu yaptığını öğrenecek Masar. Bedelini ödeyeceksin. Bedel ha? Ne bedeli Sibel? Ramo dahil herkes öldü biliyor seni. Ne? Kabullen. Hatta bir mezarın bile var. Nasıl ya? Niye yaptın böyle bir şeyi? Niye yaptın? Zamanı gelince öğreneceksin. Seni daha erken bekliyordum. Sen sandıkları kadar akıllı da değilsin galiba ha. Ah.
kimsin? Merhaba. Yeni misafirinizim. Gelsene. Otur. Ne kadar tatlı bir kızsın ya. Adın Çiçek değil mi? Evet. Sen kimsin ki? Ben babanın bir arkadaşıyım. Mazarım mı? Hı hı. O aslında benim babam değil ki. Yani bence benim babam gibi ama annem ona baba demem kızıyor. Saçım bozulmuş, gel düzelteyim. Neyse ben çıkayım da sen azıcık dinlen bari. Olur. Kararlıyım. Bu sefer bitireceğim korku filmini. Tamam. Sibel öldürmeni kim istedi? Ne önemi var bunun bu saatten sonra? Kim istedi dedim. Big Boss. Büyük patronlar. İstanbul'un yeni kralına hediye olsun diye. Sen masanın yeğenini öldürmedin mi? Boşta mı kalacaktı? Raconu biliyorsun. Dışa diş. Bana bakın. Bu etrafta hiç ölüm ölü kalmasın. Bunu da gömün buraya. Ramu! Game over. Ölmedim. Beni mazhar kaçırdı. Dur, kaçma! Dışındakiler kim? Bilmeseniz sizin için daha iyi olur. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Sebep? Ramo'yu mu arayacaksın? Aptal herif. Aptal herif. Nasıl kaçırırsın lan kızı? Bir çuval inciri berbat et. Mahvedecektin her şeyi. Özür dilerim patron. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Tekrarlanamaz zaten. Oyuna ben dahil oldum. Ramo'ya Sibel'i büyük patronların öldürdüğünü söyledim. Sonra onu ölümüne terk ettim. Ölüme mi? Efendim? Abi, Ramo kaçtı abi. Tuh Allah belanızı versin lan. Ulan nasıl kaçırdınız adamı? Gözüm görmesin bir daha. Hadi gözün aydın seninki kaçmış. Ramo, en sevdiği varlığı bizim öldürdüğümüzü düşünüyor. Eğer gücümüzü hiçe sayıp intikam almaya kalkarsa... O zaman alnının ortasından vurmak için bir sebebin olur. Daha ne istiyorsun? Asak! Seninki geldi. Hayırdır Ramo? Taziye gelmediğim için alındın mı yoksa? Artık kapatmamız gereken bir hesap var. Çok yanlış hareket. İkiniz de maalesef öleceksiniz.
Nişan.